Merhaba arkadaşlar. İzlemelisinin yeni bir bölümüyle beraber tekrardan karşınızdayız. Bu sefer bütün güzelliği, enerjisiyle ve o cıvıl cıvıl neşesiyle Burcu Binici ile beraberiz. İzlemelisin de şimdi o karantinada neler yapıyormuş, bu zamanı nasıl geçiriyormuş beraber öğreneceğiz. Hazırsak başlıyoruz diyorum ve başlıyoruz. Yani Melis'cim, Burcu'cum, omuz. Canım benim ya, yani şu karantina bile senin şu enerjinden hiçbir şey götürmemesi. Aksine bu karantinanın en çok yaradığı kişilerden biri olman nasıl bir şeydir ya? ben hemen söyleyeyim, hemen söyleyeceğim. Karantina başladığından beri, herkes evlerine çekildiğin andan itibaren Burcu kendini spora verdi ve kas kütlesini ikiye katladı diyebilir miyiz? Yani şu karın çizgisi çıktı, o işte six pack'ler falan böyle. Ben artık kıskançlıktan öleceğim burada. Yeter artık, yapma. Çalış, senin de olsun. Ya çalışamıyorum, çalışamıyoruz. Herkes senin gibi değil. Ben normalde zaten bu oyunun biliyorsun çok yoğun ve kondisyon isteyen bir oyundu. Oradayken spora başlamıştım. Çünkü sahnede nefes nefese kalıyordum. Yani istediğin kadar diyaframın olsun, kondisyon gerekiyordu. Ben o sırada hem kickbox, hem fitness, hem pilates üçünü bir arada her gün yapıyordum. Ama oyunda o performans gerekiyordu. Eve girdik. Şimdi bir enerji hala duruyor bende. Atamıyorum onu. Ne yapayım? Duvara mı çıkayım? Zaten yerinde dışarıda çıkamıyorum. Evet. Ondan sonra hemen hocamla beraber online derse başladım. Her gün yapıyorum. Ondan sonra şimdi Ramazan'dan dolayı geç yatıyorum ama normalde Ramazan'dan önce 10-11 gibi uyuyorum. 8-9'da kalkıyordum. Sporumu çok güzel yapıyorum. Sadece kahveyle beraber. Diyetimi güzelce yapıyorum. Bu dönem bana biraz fazla yaradı. Çünkü mesela İngilizce konuşamıyorum, biliyorum ama böyle bilmiyorum da aslında. Tam biliyorum diyemem, anlıyorum, cevap veremiyorum. Şimdi İngilizce hocasıyla başladım. Ondan sonra onunla beraber böyle bir tatlı tatlı konuşmaya başladım. Bir tane arkadaşım da diyor ki Fransızca öğreteyim sana. Hani bir şeyler yapmaya çalışıyorum zaman geçsin diye. Çünkü normalde panik atam ben. Hani ilk böyle evde kalacağız dediler ya, ben böyle... Nasıl yani? Benim gibi gezenti. Evet, hani evde durmayan. Evde durmayan. Bizim gibi ekstra sosyalin de sosyali olan insanlar için biraz daha zordu eve kapanmak. Bu seni korkuttuğundan bahsettin. Ama şimdi kapandıktan sonra neler yaşadın, neler oldu? Kendine dair neler keşfettin? Mesela o kadar da korkulacak bir şey yokmuş diyor musun? Evet, yani ben şöyle bakıyorum kuzum. Şimdi Sağlık Bakanlığımız ne dedi? Evde kalın dedi. Ben de evde kalıyorum. Çünkü ben bu virüsü bilmiyorum ve fikir üretemiyorum yani. Sadece birileri bir şey söylüyor. Uzmanlar diyor ki evde kalmanız ve korumanız gerekiyor. Tamam. Evet. Benim evde kalıyor olmam, başka insanların da hayatını riske atmamam gerekiyor. Evde kalınca da ilk böyle tabii insanlar çok fazla birbirini arayıp ölecek miyiz, ne olacak bilmem ne deyince bende bir panik atak oldu. İletişimi insanlarla kestim. Direkt kestim. Sosyal haber okumuyorum. Hiçbir şekilde haber bakmıyorum. Twitter'a bakmıyorum. Arada bir şey paylaşıyorum, geçiyorum. O kadar. Böyle çünkü o insanı yoran bir şey. Bu virüsle beraber sen böyle yapmam dediğin ve yapmaya başladığın yeni şeyler var mı? Böyle kırdığın tabuların, dışına çıktığın kalıplar oldu mu mesela? Yani öyle çok büyük değişmedi hayatımda. Sadece uyku düzenim var. Yani erken uyup erken kalkıp spor yapıyorum. Oyalanacak şeyler buluyorum mutlaka. Günde yetmiyor bana. Ki biliyorsun konuşuyoruz, evet. Yani. Hani evet. Bir şekilde oradan onu yetiştirmeye çalışıyorum falan. Daha geçiyor da yani. Yoğunlaştın. Evet, daha da bir yoğunlaştın. Peki mesela yalnızlık bu süreçte daha da böyle bazılarının suratına çarptı. Daha da böyle ya zorladı ya memnun oldu. Bu konuda senin deneyimin, tecrüben ve hissiyatın nedir? Yani birine ihtiyaç duydun mu? Keşke bir can yoldaşım olsaydı da beraber atlasaydık diyor musun? Ne yapıyorsun? Ay yok, hiç istemem. Hiç istemiyorum. Evet, ben yalnızlık neyi... güzel bir şey. Yani çok, gerçekten onun lüksü, değeri, rahatlığı hiçbir şey de yok. Onu da şimdi hiç üzerine bir şey söyleyemeyeceğim.
Ben biraz tabii birinden gerçekten hoşlanıyorsam, etkileniyorsam bu benim için çok önemli. Bir de ben yapı olarak da zaten hani çok zor hayatını alan biriyim. Hani birinden Evet. etkileniyorsam, hoşlanıyorsam gerçekten öyledir. Yoksa şu an hayatımda karantina canım sıkılmasın diye yanında biri olsun istemedim. İstemiyorum da hatta. Çünkü birinden hoşlanmıyorum ya. Kafamda kimse yok biliyor musun? Çok uzun zamandır hayatımda kimse yok. Kafamda da kimse yok. Ya acaba ne yapıyor dediğim, ay acaba böyle etkilem, ha tabii ilgilenen adaylarım var tabii, onları şey Allah'ın etmiyorum. emri, o zaten Allah'ın emri yani, bırak da ilgilensinler. Yani spor yaptığım videolarda biraz ateşler geliyor ama sonra şey tepki vermiyorum. Yalnız Burcucuğum, sen de o spor videolarında yani insanüstü bir varlık şeklinde böyle bir şeyler paylaşıyorsun. Olmaz, ayıp ayıp, bizi de düşün. Bir böyle şey, biri bana şey yazmış geçen. Bir tane böyle squat yaparken tam böyle videoyu paylaşmıştım. Ondan sonra abla duvardan duvara vuruncaki çıkan ses senden de çıkıyor mu diye. Dedim ki seni Allah kahretmesin. Vallahi iyi oldu benim için. Evet, çok güzel Çünkü görünüyorsun gerçekten. aynen inanılmaz iyi hissediyorum. Enerjimi çok iyi hissediyorum. Böyle bana yaradı bu karantina. Umarım herkese yaramıştır. Yaramıştan kastım şu, sağlıklı kalıyor olabilmek. Çünkü zor bir süreç bu. Çalışmıyoruz. Maddi Evet. durum olarak herkes çok kötü bir dönemde. Allah hepimize sabır versin. Hani şurada da şu algılanmasın. Oh, tuzu kuru eller havada falan, öyle bir şey yok. Çalışmıyoruz arkadaşlar hiçbirimiz. Aynen. ama bu dönem geçecek. Rabbim çok büyük ya. İnşallah sağlıklı günlerde sarılıp tekrar aynı günlerde olacağız. İnşallah o günlere. Sadece oyunumu çok özledim Melis. O çok güzel bir Yani oyundu ya. Yani var of. ya, 5 kere üst üste izlenip yine de doyulmayacak bir oyundu. Zaten senin performansın çok güzeldi. Şaşkın Aşıklar Teşekkür diye bir oyun arkadaşlar. Ve kadın erkek ilişkilerine gerçekten çok farklı bir pencereden bakıyor ve nokta atışı tespitleri olan da bir oyun. Senin peki oradaki rolün, ya sen anladın lütfen, ben izledim, ben şimdi buradan başlarsam konuşmaya sabaha kadar överim çünkü. Çünkü en son böyle şey, elimdeki pet şişeyi ısırıyordum böyle sesim çıkmasın, böyle bir şey sessiz güleyim falan diye böyle tepine tepine. O yüzden o karakterini, oyunu, o mizahı, çıkardığın o aptal sarışın karakterini bir de senden dinleyelim mi? ya aslında şöyle, ben okuduğum zaman İrfan Kang yönetmenimiz, hem de benim partnerim Melda Evet. Gür, Zeynep Gülmez, Cem Kılıç, bunların dördünün de emeği var ve dördünün sayesinde bu karakter çıktı. Çünkü şöyle, ben çok uzun zamandır tiyatro yapmadığım için bir şey vardı. Ne yapıyorum, ne oluyor? Dizideki gibi ya da filmdeki gibi değil, tiyatroda daha başka bir şey var. Yemin ediyorum can da başta sabırla o karakteri onlar çıkardı. Ciddi Yani ben misin? aslında bir şey yapmadım. O kadar emek verdiler ki bana sabırla. Sonra sahneye çıktığımızda, yani çıkmadan artık son 2-3 oyunda oturtmuştuk. Ki şu an en sonki durumda coştuk artık. Yani benim bütün tabularımı yıktılar yani. Wow. Tamamen onlarla alakalı. Çünkü aptal bir sarışın. Klasik böyle ne yapıyorsun ya falan. O herkesin oynayabileceği bir şey. Ama onun başka bir çeşit versiyonu vermek. İşte ne Evet. bileyim ya, yani Melda Gür mesela şey yapıyordu, Melda bir şey söylüyor mesela, gözüyle bir şey yapıyor, ha tamam diyorum, burada bunu yapmam lazım. Ben böyle ay sesimi içeri dönüp şey yapıyordum, çekiyordum, hep bağıra bağıra oynamam lazım. Yani tamamen hepsinin emeği. Ne güzel. Umarım şu günler geçer ve hemen kavuşuruz. O kadar çok özledim ki anlatamam. Mesela tabuların yıkıldığından bahsettin. Hangi tabuların vardı, yıkıldı ve hala yıkılmayı bekleyen mesela tabuların var? Öyle şeylerin var mı? Biraz hadi geleyim sana doğru. Şöyle, ben biraz şeyimdir, utangaç bir yapıya sahibim normalde. Hani girişken, böyle hani deli dolu zannederler ama bazen şey olurum, böyle nasıl davranacağımı, ne yapacağımı, oralarda şey yaparım, kısıtlarım kendimi. Mesela tiyatro oyununda bedenimi böyle çok rahat açamıyordum yani, otururken o şevhetti bilmem ne, dizideyken okey, 3-2 bir kayıt o fişi çekiyordum oradayken. Ama tiyatroda kocaman 1000 kişi canlı izliyor. Hani dizideki gibi kamera arkasında ekibi küçültebiliyorsun ya da artık göz aşinalığı var. Hani zaten öyle sahneler artık çekilmiyor da.
Bazı sahnelerde görüyorsun yani çok daha seksi böyle frapan bir durumu var karakterin. Bir büyük oynaman lazım. Hani o koltuğa Evet. yatışın, kalkışın bilmem nesi falan. Oralarda çok zorlandım. İlk böyle şöyle duruyordum. Nasıl yapsam dur popom çıkmasın. Dur mememi saklayayım. Ay dur o belimi saklayayım. Ay açılmasın bir yerim falan. Çünkü ikinci perdede gecelik de oynuyorum yani. Evet. Öyle olunca da dedim ki Burcu bedenini bir bırak. Bırak yani bir sal. Oralarda bir rahatladım. Peki oyundaki gibi aptal sarışın zannedildiğin oluyor mu? Olduğunda sinirleniyor musun? Sinirlendiğinde ne yapıyorsun? Biraz böyle hadi bunları anlat bize. Sen sanıldığı gibi aptal sarışın mısın? Bazen öyle olmak zorunda kalıyorum. Boyum ve fiziğimden ötürü herkes böyle şey zannediyor. İlk ya böyle şey yapıyorum. Aa iyi tamam ya bu dursun yanımda gezdireyim ben bunu elinden kolay. O hiçbir şey bilmez, anlamaz falan. Bir şey de okumuyordur, bilmiyordur. Bir fikri de yoktur falan. Böyle gerçekten beni ay onun içine şeker katılıyordu galiba değil mi? Tamam tuzla şeker ayırt edebilir miyim? Ay onu da karıştırdım falan. Öyle zannediyorlar. Sonra bak Nasıl sonra şey yapıyorlar oluyor bunu ya. ya? Sen niye bu kadar her şeyi biliyorsun? Değil mi? Hayır çünkü ben giyinip süslendiğim zaman bak Ajda Pekkan geçen bir kanaldaydı programda şey demiş. Sahnede gördüğüyle evde gördüğündekini istiyor ama ben evde öyle değilim. Evet. Ve sonra hakaret işitiyorum diyor. O kadar doğru söylüyor ki. Benim hayatımda da hep şöyle oldu. Dışarıda göründüğü çünkü bakımlı ve dışarıda hani saçı her gün fönlü, makyajı bilmem. Ama evdeyken ben öyle değilim ki. Evde normal insanım da. Bir de herkes geyşe istiyor. Bir de sen karşımdaki adam göbeğinle saçın dökülüyor. Hem çirkinsin. Hani bizde öyle yakışıklı adamlar yok şimdi eğri eğri. Doğru. Kim bir tane Aynen. yuvan Öylesine var mı? denk Yok. geldiysen ne ala. Senin bir de vitrin muamelesi yapıyorlar ya ben ona deliriyorum ya. Ama bir adamın görüntüm için ya da beni sadece vitrin olarak görüyorsa bir yürüsün gitsin diyorum ona. Ben de zaten diyorum ki bebeğim sen de cüplan değilsin ama hadi neyse yapıyorum böyle. Ya. Çok güzel böyle insanlara kapıyı açıp yol göstermişliğinde var ve senin bu tarzını, bu stilini de çok seviyorum. Böyle incitmeden ama o kadar böyle ağır bir şekilde sonradan oha nasıl yaptı ya bunu? Oha bana nasıl yol verdi falan tarzı şoklarını çok yakından da Ya bildiğim ben için bir Melis, bak bir kişi için çok bayılıyorum bu yanıldım. Benim tarzına çok ya. mesela sevgiye hiç aç değilim mesela. Çok arkadaş, senle arkadaşım olduğum için sarılmayı, sevgi alışverişi yaptığım için bir adamın sevgisine, vicdanına çok muhtaç değilim. Çok şükür. Onun vicdanına da ilişkimi, sevgimi kullanmasını da istemiyorum. Ben böyle iyiyim. Biriyle eğer ki karşılıklı olursa buradan da herkese söylüyorum. Kimsenin vicdanına hayatınızı, emeğinizi, sabrınızı bırakmayın. Çünkü bu kendinize yaptığınız en büyük kötülük. Yalnızlıktan korkmuyorsun, yalnızlığı seviyorsun. Gerçekten kimseyle paylaşmaya, hiçbir şey yapmaya da ihtiyacın yok. Onu da söylüyorsun. Zamana bıraktığımız şeylerde acaba hiç umutsuzluğa kapılır mıyız ya? Senin öyle zamanların oluyor mu? Umutsuzluğa kapılmak, o böyle dibe çekmek, böyle aşağı çeken bir enerji vardır ya. Nasıl Hem de nasıl çıkıyorsun? biliyor musun? Nasıl çıkıyorsun Ben oradan? gizli depresyonlarım var benim. Ayla anlatmadım sana. Hayır. Aa, dur Ayla'yı da yakalayacağım. Daha onu da yakalayamadım. Ben mesela diyorum ki gizli depresyondayım. Ayla diyor ki Twitter'dan yazmışsın ya diyor. Ama yine ucundan kıyısından belli ediyorsun değil mi? İlla o tweet atılacak. Ya bazen şöyle oluyorum. Bir şey hüzünlenebiliyorum. Bir filmden etkilenebiliyorum çok fazla bir şarkıdan. Mesela bir şarkıyı böyle bıkana kadar dinliyorum. Filmi izledikten sonra 2 gün böyle Allah'ım neydi o ya? Mesela 7. Koğuş. Ya onu Evet. izledim mesela 2 gün her gece yatarken ağladım ya. Tamam, Ama aynen. bir cenazeye gidip geleyim anlamazsın. Aa, Bir de öyle bir tarafı. evet. 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 Çok Mesela cenazede o
toprağa atan, ilk içine giren insan benimdir mesela. Yıkamaya giren, onu yapan, orada bir güç geliyor bana. Aa. Ama mesela sevdiğim, mesela ablama, Esra'yı ablamla tanıştım mesela. Ablama biri bir şey söylesin yanlışlıkla, birini öldürme potansiyeline de sahip olabilirim yani. Çünkü o koruma içgüdüm çok yüksek. Evet, çok anarşisin. Sahiplenme. Evet, evet, evet. Senin öyle bir tarafın da var. Peki özel hayatlarına, sen arkadaşlarının özel hayatlarına çok müdahale eder misin? Hiç o ben değildim. Bir de benim haddime değil, biri bir şey yaşıyor. Mesela ben iyisiyle kötüsüyle bir şey yaptığım zaman, eğer mutsuzsam yakın arkadaşlarımla bir şey paylaşıyorum. Onlar bana akıl veriyorlar. Onu uygulamaya çalışıyorum. Ama bazen uygulayamıyorum. Çünkü o dikine gittiğim bir Laz kafası var. Evet. Bazen bile bile. Tutuyor ya, o damar atarak... tutuyor sende. Yapacak bir şey yok yani. Ya ben nasılım biliyor musun? Aşırı duygusalım ve hiç kinim yok. Vicdanım benim çok... Evet. Yani azıcık böyle kindar olmayı çok isterdim ya. Mesela en pislik, bana kötülük yapmış insan, unutup yolda sarılıyorum. Sonra arkadaşıma bakıyorum. Sana bunu yapmıştı. Hadi ya, ben ya hatırlamıyorum. Unutuyorum mesela. Doğal olarak hayatımda da böyle çok şey yapamıyorum ya. Dengem çok başka. Duygusal hayatta gerçekten seviyorum. Sevince de sahipleniyorum. Evet. Ama gitmek isterse de teşekkür edip gönderebiliyorum. Şunu da sormak istiyorum. Hakkında bilmiyorum, yanılgılardan bir tanesi midir? Düzeltmek de ister misin? Aşk hayatında kolay geçişleri olan biri misin? O Cengiz'im neydi? Semercioğlu. Adam tattı burnuma ya. Bak benimle ilgili. Abi ben taşla da otursam beni yazıyorlar. Yapabileceğim bir şey yok. Evet, evet, yani, evet. Yani... Pazara gitsen yazıyorlar. Aynen, her yerdesin yani. Yolda yürü yazıyorlar. Yazılıyorsa senin bir yazılma potansiyelin var. Tamam, teşekkür ediyorum. Beni yazıyorlardı ama bana sorsunlar. Ben Burcu bu böyle. Ben diyorum ki hayır, o değil. Bak diğeri diyorum. Mesela flörtüm oluyor. O sürekli geçiş dönemi oluyor. Ben bu adamla yolda yürümeyecek miyim? Şunu diyemiyorum. Ya biz birbirimizi tanıma aşamasındayız. Cengiz Semercioğlu, Burcu da çok hızlı gidiyor ama burnu çok çirkin, kime yaptırdıysa. Ya burnu onun ne bana alakası? Nasıl bağlayabildin değil mi? İşte ya. Hayır, bir de niye bana hakaret ediyorsun? Ben sana hakaret etmiyorum ki. Rabbim evet. Seni de yaratmış. İyi kötü biri de almış, evlisin. Çoluğun çocuğun var mı yok mu bilmiyorum da. İyi bir adamsın, işini yapıyorsun. Ama senin görselinle, bir de ben kaza geçirdim. Burnumda et nakli var yani. Hı-hı. Ayşe estetik yaptı, ya şey yaptı. Çok zor bir ameliyat sürecim oldu benim ve çok zor geçti benim için her şey. Ama şöyle bir şey, Cengiz Bey'in hakaret etme durumunu hiç sevmiyorum. Onu orada bir düzeltmesi gerekiyor. Evet. Ben bunu söyleyemedim, buradan söyleyeyim. Birini eleştirebilirsin ama hakaret edemezsin. Durumuyla, görseliyle dalga geçemezsin. Ben alındığım için değil, ben zaten kendimle çok barışık bir insanım. Hı-hı. Mesleki olarak da çirkini güzeli de oynayabilirim çünkü ben zaten çok böyle manken güzellikte olan biri değilim. Silik bir yapıya sahibim. Onun için hep değişik tipler oynadım. Yani beni rahmetli Meral Okay'ın oyuncu yapıyor olması ve piyasaya sokmasının en büyük nedeni silik tip olmam. Yani ben bunu biliyorum ve buna göre hayatımı idame ediyorum ve karakterler oynuyorum. Buna karşı ama... çıkıyorum. Lütfen sözünü bitir. Silik karakterim demene karşı çıkıyorum. Öyle bir şey yok yani. Onu bir unut da. Aşkım şimdi sen beni seviyorsun diye. Ama ben köylü oynadım, Mardinli oynadım, Arap oynadım, Egeli oynadım, Arap oynadım, Alman oynadım. Ondan sonra İzmirli oynadım. Yani oynamadığım tip karakter evet. Kalmadı. Komiser oynadım, gri saçlı. Ekip arkadaşıma selamlar burada. Onları çok seviyorum çünkü. Şimdi ama ben kalkıp da böyle, mesela ben Serenay Sarıkaya değilim. Rabbim onu öyle yaratmış yani. Boş zamanda yaratmış onu. Öyle güzel yani, anladın mı? Çok güzel, çok evet. Çok yetenekli. Çok yetenekli. Evet, evet. Ben piyasa, yani onunla bir iki kere aynı masada oturup sohbet etme şansında bulundum. Çünkü şans, öyle bir kadınla oturuyor çalışmak ya da tanışmak önemli. Ben çok beğeniyorum onu, çok takdir ediyorum. Çok yetenekli ve çok çalışkan. Kadın olarak öyle bir kadının ülkemde oluyor olması çok önemli. Ben mesela onu gördükçe evet. Daha azimli oluyorum. Hani Beren Saat, işte ne bileyim Melisa Sözen. Mesela Melisa Sözen benim idolüm. Ben ilk sette başladığımda onu gördüm. Hayatımda gördüm. En çalışkan, en disiplinli kadın.
O öyle nasıl gidiyorsa set disiplinim de öyle. Bazıları sevmiyor. Ama ben öyle gördüm, öyle ilerliyorum. Şimdi baktığın zaman da birileri benimle ilgili istediğini konuşabiliyor. Beğenmiyoruz arkadaşım seni. Sen bu işi yapamıyorsun diyebilirler ki buna yapımcı kanal izin veriyor. Çok şükür de hiç işsiz kalmadım. Hep arka arka yoğun, güzel, keyifli. İçinde bulunduğum her işte mutluyum. Ama kendimi Serena ile bir tutmuyorum. Serena ile aynı mesleği yapıyor olmaktan gurur duyuyorum. Arada öyle bir fark var. Çünkü ben başka bir rengim. O turuncu, ben kırmızıyım ya da o yeşil, ben maviyim. Hani hepimizin renkleri farklı. Bizi bir arada böyle aynı renk içerisinde düşünüyor olmak zekası olarak sıkıntılı. Yani onun zekasından şüphe duyarım ben. Her insan için. Evet, farklı bir renk olduğun doğru ama yine de o silik kelimesi çok büyük bir haksızlık. Yani o seni barındırmayan, seni tanımlamayan bir şey. Bunu kendine yapmana izin veremem, kimsenin de yapmasına izin vermem. Çünkü öyle bir şey çok büyük bir haksızlık ve yanlış olur. Ben seni biliyorum yani, setteki halini de biliyorum, sahnedeki halini de biliyorum, ortamlardaki halini de biliyorum. Sen ışıldayan böyle o karanlıkta bile fark edilmeyecek derecede bir silikliğin falan yok yani. Gayet de ben buradayım diye. Orada bir kadın var yani. Orada bir kadın. Tamam, şimdi gereğinden kendimi nasıl öveyim yani? ama hayır, sen övme, ben seni överim. Gereğinden fazla mütevazılık yapıyorsun bu konuda. Hayır, Buna izin Cem Yılmaz diyor ya, vermeyeceğim. ben mi Kendini cüplan gömmene. mı diyor. Şimdi ben de diyeceğim ki ben mi Serenay mı? Hadi lan oradan, tabii ki Serenay. Çünkü ben de oyunu Ya çok başarılı bak, zaten bir kadının bir kadını yüceltmesi, desteklemesi, övgüler yağdırması, beğendiğini söylemesi de çok büyük bir erdem. Bak sen çok da erdemli bir Estağfurullah. kadınsın. Ne kadar güzel ya. Ben çok mutlu oluyorum ya Estağfurullah. kadınlar arasındaki, hele ki böyle bir dönemde böyle bir dayanışmanın, böyle bir desteğin birbirlerine karşı böyle güçlü bir şekilde omuz atması çok, bence çok değerli bir şey. O yüzden bu kadar kariyerine, kendine, işte şahsına, oyunculuğa yönelik mütevazı olmana izin vermeyeceğim. İnanılmaz bir oyuncusun. Ben çok seviyorum ve çok da beğenerek izliyorum seni. Teşekkür Canım benim, gurur duyuyorum ederim. seninle. Teşekkür ederim. Gerçekten Ay, yaptığın teşekkür ederim işlerle. aşkım. Bundan sonrası için şimdi neler olacak? Ne yapacaksın? Karantina elbet bir gün bitecek. Biz Tabii ki normal bitecek. yaşantımıza geri döneceğiz. Sen sahnelere geri döneceksin, setlere geri döneceksin. Ama bu süreçten sonra ekstra neler ekledin? Yani adımların arasında neler olacak? Belirledin mi? Yeni niyetler koydun mu? Benim derdim şu: birlik ve beraberlik. Belki çok polyanaca gelebilir insanlara. Ama benim bir tane dünyam var. İkinci dünya şansım yok. Başkasının var mı bilmiyorum. Onun için bu dünyada bir kere yaşadığım için huzurlu, ağzımın tadını bozmadan huzurlu ölmek istiyorum. Kaç yaşına geleceğimi bilmiyorum. Ama umarım kimseyi kırmamışımdır, kimseyi üzmemişimdir. Öyle giderim. Yoksa büyük hırsları olan biri değilim. Böyle işimi güzel ve temiz yapma derdindeyim. O kadar. Belki bundan sonra daha oyunla alakalı kafamda oturttuklarım oldu, daha düşündüğüm, daha farklı tipler, daha yapacağım şeyler çıkabilir. O da tabii bir süreç üzerince bakacağız, konuşacağız. Evet. Son olarak sana şunu sormak istiyorum. Çok fazla iltifat ve övgü alıyorsun. Senin aldığın en garip iltifat nedir diye başka bir şekilde sorabilirim ama sen insanlara hangi iltifatla yaklaşırsın ki etkileyemeyeceğin bir insan olmasın? Var mı böyle bir sihirli cümlen? Tatlım. Aa, Allah da beni kahretmesin diye sordum. Cümleden ziyade daha çok enerjimle etkilediğim için kelimeye gerek kalmıyor. Biraz da Aman Tanrım. gülümseme, diş. Aman Hani Tanrım. ya Zaten bana şu gelip yetiyor. mesela, ben genellikle hep şöyle geliyorlar bana karşı. Hep ama hiç. Yani dişlerin çok güzel, enerjin çok güzel. Bir de saçlarıma dokunma içgüdüleri. Evet, Gri, hani şöyle değişik yapıyorum şöyle ya, değil mi? aynen dalgalı yaptığım şey ellerini, ama sonra tanıdıkça bazı kesimde beni çok ukala, şey, burnu havada zannediyor. Bazen hani böyle gözüm bozuk ya, benim görmüyorum. Hani şöyle durup baktığım dönem oluyor. Onda da gelip bana şey diyorlar: aa, sen öyle değilmişsin falan. Bazen ben de yanlış davranıyor olabilirim Melis ya, bilmiyorum ki. Yani onun bir şeyi yok.
Ben 33 yaşındayım. Hala nerede nasıl davranacağımı ablam bazen diyor, öyle davranmasaydı keşke. Hala beni şey yapıyor. Sen söyle, düzeltiyor. Öğrenemedim şunu ya. İnşallah öğrenebileceğim kadar kimseyi kırmıyorumdur ya. Yani öyle söyleyeyim sana. Peki 33 yıllık bu hayatında tatmin oldun mu yeterince elde ettiklerinden, kazandığın başarılardan, canlandırdığın karakterlerden oldu mu yani? İçinde kalan bir şey var mı şimdiye kadar? Çok var. Çok Ay, var. neler var? İnanılmaz var ya. Yani oynamak istediğim, ah o nasıl olmadı dediğim o kadar iş var ki. Ya mesela şimdi söyleyemem adına, bir iş onu anlaştık ettik falan. Sonra tabii kanal başka birini tercih etti. Bazen tabii akraba sokanlar oluyor falan sektörde. Şimdi birilerini Of. gömmeyeyim, başım belaya Hala var mı girmesin. onlar ya? Hala iş yapıyor mu Hala onlar? var Ay, onlar. korkunç. Maalesef var. O mesela çok üzüldüm orada. Onu nasıl oynayamadım diye. O kadar şey hazırlanmıştım ki. Mesela dansçılığı 2007'de bıraktım ben. Anadolu Ateş'te dans ediyordum. Mesela o grupla oradan püne bağışına geçmeyi falan çok isterdim. Dünyada dans etmeyi. Yani mesela Kabak Kemani çalmak istiyorum. Yapmak istediğim çok şey var. Daha hiçbir şey Evet. yapmadım ben. Okumak istediğim çok kitap var. Görmek istediğim çok ülke, şehir var. Kasaba var. Köy var. Hani onun için ya ben hiçbir şey görmediğimi düşünüyorum şu ana kadar. Hiçbir şey okumadığımı, hala yeni bir şey öğrenmeye ve bakmaya çalışıyorum. Listem çok kabarık benim. Aşırı. İnşallah onların hepsini hep beraber teker teker tik atacağız yanlarına. Ki özellikle üzerinde durmak istediğin ve değinmek istediğin bir konu var mı? Üzerine konuşalım. Şu an sadece şunu söyleyebilirim. Bu dönemde sosyal medyadan kimse yediğine, içtiğine, tuttuğu şeyine karışmasın. Kimse Allah değil. Bu konuda biraz onlara söylemek istediğim bir şeyler var. Herkesin kendi inancı, vicdanı var. Bireysel varlık olduğumuzu unutmayalım. Evet. Ben kimsenin yaşamına, saçının teline hiçbir şekilde karışamam. Söz hakkına sahip değilim. Herkes bu bilinçte olup ve birbirine saygıyla bakar ve kabullenirse çok mutlu olurum. Çünkü biz kimseye özel yaratılmadık, kimse de bize özel yaratılmadı. Şu an herkes evinde ilk defa dünyada böyle bir virüste karşı karşıyayız. Kimse bunu bilmiyor. Kimse profesör siklatör diye, çok affedersin. Umurumda da değil, bu konu hakkında bipleyebilirsin burayı. Ama şu var, lütfen rica ediyorum. Herkes bir çenesini kapatsın. Ve herkes birbirine saygı duysun. Kim ne paylaşmak istiyorsa, kim ne sağlamak istiyorsa onu yapsın. Hayrını yapıyorsa ne olur lütfen bunu gözümüze sokmasın. Çünkü hayır insanı rencide eder, hayvana yapılan hayır teşvik eder. Arada şöyle bir fark var. Birbirimizi rencide etmeyelim. İnsan, insanoğlu rencide edilemez. Çok ağır bir şey. Evet. Bir de herkes kapının önüne bir mama su koyarsa çok mutlu olurum. Bu Evet. bizim için çok önemli. Onlar biz sorumluyuz onlardan. Birbirimize iyi davranalım ya. İnsanız. İyi insan olmaya çalışalım. Yani insan, iyi insan olmaya çalışalım en azından. Tek derdim bu. Evet. Çünkü böyle çok hepimizin başından bir şeyler geçiyor, yaşıyoruz, ediyoruz ama iyi insan olma çabamız varsa güzelleştirebiliriz diye düşünüyorum. Daha iyi insan olarak çıkacağımız bu süreçte bence senin söylediklerin teker teker yerini bulacaktır. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok istedim ilk günü, ilk programında olmayı ama böyle nasip oldu. Ama senin kalbini çok seviyorum. Arkadaşım olduğun için sana teşekkür ediyorum. Asıl ben teşekkür ediyorum. Senin gibi biri benim hayatımda olduğu için iyi ki varsın. Gerçekten ağzına sağlık canım benim. Çok teşekkür ederim. En yakın zamanda fiilen de kavuşup sarılıp öpüşmek dileğiyle diyorum. İzleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. İzlemelisinin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.